al sana karavan dedi. İnanamadım. Yani ve 3 ay boyunca annemle babam yazlık evde yaşadılar. Yazlık evin önünde insanların arabalarını park ettiği yerde de kocaman bir karavanın içinde ben bütün sitedeki arkadaşlarımla karavancılık oynadım. Ay. Sonra bunu sordum, yani bu karavan bize hani nasıl geldi baba, piyango mu çıktı falan. Yok dedi, Müjdat abi dedi bana verdi dedi bunu. İstediğin kadar dedi, senin dedi. Ben sıkılınca verdim Müjdat Hoca'ya geri karavanı. Sonra yıllar geçti, babamı ben erken kaybettim. Bu olaydan da 1-2-3 sene sonra kaybettim. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin açıldığını duydum. Annem dedi ki çabuk git dedi. İşte senin okulun dedi. Tamam dedim, sınava gittim. Tabii annem Müjdat Hoca'yı aramamış. Hani niye arasın? Ben okula daha önce gidip Müjdat Hoca'ya sadece kayıt oldum ve sınava girdim. Senden farkımız burada. Ve girdim. İçeri girdim. Ama kimler kimler var? Böyle baktı bana Müjdat Hoca. Sevinç dedi. Efendim hocam dedim ben. Hadi hadi kalkın kalkın dedi Müjdat Hoca jüriye. Hepsi benim gözümün önünde kalkıp böyle yürüyerek dışarı çıktılar. Evet. Aralarında ben şimdi Altan'la Füsun'un kızının sınavına ben alırım çünkü dedi. Şimdi ben dedi alırım onu bu okula. Ama dedi benim dedi onu dedi bakalım dedi olabilir mi olamaz mı ya ben karar vermeyeceğim. Savaş Dinçeli aldım, Göksel Kortay'ı, Mustafa bir tek Torun Hoca kaldı. Altan abinin ne kadar yakını varsa dışarı hepsi çıktı. Yani. Torun Hoca kaldı, Torun Karacaoğlu. Onunla yani o baktı benim sınavıma. İlker sonradan dedi ya bizim böyle bir şansımız var bu okulda. Biz hem bu okulda hem karnımızı doyurduk hem mesleğimizin bütün sihirli numaralarını öğrendik. Çok özel insanlardan. Sonra da o ustalarımızla sahneye çıkma şansımız da oldu. Benim şehir tiyatrolarındaki ilk oyunum Torun Karacaoğlu'ylaydı. Ondan birkaç sonraki oyunumda Savaş Dinçer'le baba kız oynama şansı buldum. Yani bize okul sadece öğrencilik şansı tanımadı. Bitirdikten sonra önce asistanlık yaptık. Ondan sonra da yaklaşık buradaki arkadaşlarım 25 senedir yani çeyrek asırdır okulda. Aynı zamanda öğretmenlik yapma şansını da tanımış bir büyük ustamız var burada. Hepsi öğretmenlik. Evet. Peki Müjdat'ın taklidini? En iyi Şevket'le İlker yapar. Ben çok kötü yaparım. Bana hiç yaptırmam. Okulda iyi kötü bu yapmayan yoktur yani. Yani her okula daha girdiği seni ne yapıyor çocuklar nasıl Doğan diye herkes bir taklide başlar. Sonra gittik. Bizim okulda bunun taklidini yapmayan yoktur yani. Sevinçli. Evet ama ben çok kötü yapıyorum. Onun için hani Şevket'le seni yapamıyorum hayatım. Ben yapamıyorum yani. Gülmek için bana yaptırıyorlar. De yapamıyorum. Doğan diyorum. Yani zaten benim diyalekt hiç biliyorsun yok bende o. Ama sizin bu şarkılı anınızın bizim de sınıfın bir anısı var. Onu anlatmak istiyorum. Çünkü şu anda CKM'de olduğumuzu da fark edip inanamıyorum anı buraya da bağlanıyor dedim. Gene Müjdat Hoca'nın gelmeyeceğini bildiğimizden emin olduğumuz bir gün. Herkes yayılmış. İşte 2 saat 2 tane 45 dakika boş geçecek demek. Doğan geldi, Doğan geldi dediler. Doğan bizim hepimizin çok iyi bildiği, çok sevdiği Müjdat Hoca'mızın yardımcısı, şoförü, evet, her şey. Evet. Böyle ben bir ciddiye aldım herhalde, böyle çalışkandım da ben. Böyle bir baktım arkadaşlar Müjdat Hoca gelmiş olabilir dedim. Yak canım filan yaptı böyle sınıf. Hiç kimsenin bir parçası yok. Ne dersin Müjdat Hoca'nın. Böyle eğildim Müjdat Hoca'nın odasından. Hakikaten Müjdat Hoca arabadan indi. Sınıfa koştum. Hoca geliyor dedim. Önce bir inanmadılar. Ondan sonra böyle merdivenlerden çıkıyor. Görüyoruz böyle kafasından. Ve herkesi büyük bir panik havası sardı. Ne yapacağız dediler. Alper Kul sanıyorum. Şey yapacağız ya dedi, biz dedi kocaman bir otobüs skeci çalıştık ya dedi, onu yapalım dedi. Otobüs skeci ne dedim. Böyle hocanın ayak sesleri duyuluyor. O kararı o kadar hızlı almamız gerekiyor ki. Alper ben şoförüm dedi. Ahmet Saraçoğlu ben muavin olurum dedi. İşte Saygın Delibaş ben tur rehberi olurum dedi. Ebru Tekgündüz ben otobüse sürekli insanların ağzına dolma tıkıştıran teyze olurum dedi. Ben taklit yapamıyorum, diyalekt yapamıyorum. Başarısızım ben o derste. Ben de dedim MSM'li öğrenci olurum dedim. Hiçbir şey oynamayacağım. Yerleştik. O sırada da hoca sınıfa girdi. Taner'le Ümit de bizim bir alt sınıf. Dışarıda kaldılar. Hoca kapıyı açmak üzere biz ne olacağız dedi Taner'le Ümit. Ben sizi yoldan alırım dedi Alper. Ne olacağıyla ilgili en ufak bir fikrimiz yok. Hepimiz sahnedeyiz. Alper büyük bir özgüvenle hocam biz size otobüs isimli Türkiye panoraması skecimizi hazırladık dedi. Hiçbir ya tabii çünkü böyle hani muavin bilmem nereli işte Alper Karadenizli falan böyle işte hayal edin bizimkileri. Fakat okulda çok iyi öğrendiğimiz pek çok şeyden bir tanesi olan birbirini dinlemek, sahne zamanında birbirini duymak, birbirine zaman tanımak, birbirini gerçekten duyarak ona cevap vermek. Bunu bir iyi öğrendiğimiz için ustalardan. Hakikaten biz o gün Müjdat Hoca'ya hatırlıyorsunuz değil mi hocam otobüsü? Öyle bir şey oynadık ki yoldan da gerçekten Ümit ve Taner'i de alarak bütün sınıfı da katarak bitti böyle.
skeçte bir 15-20 dakika falan sürdü. Ve şöyle yaptı Müjdat Hoca. Müthiş, müthiş bir Türkiye panoraması. Çocuklar bir yer açılacakmış haftaya. CKM diye dedi. Burası daha yok, ilk defa açılacak. Ben dedi oranın açılışında bu skeci oynamanızı istiyorum dedi. Biz böyle birbirimize baktık. Hazretinde tekst var artık. Tabii tabii. Ve biz o skeci burada oynadığımızda o kadar başarısız, başka başarılı şeyler oynadık Allah'tan açılışta. Hoca yanımıza geldi. Bana bak siz beni o gün kandırdınız mı dedi. Ya hocam falan böyle eğildik büküldük. Aferin be size dedi. Çünkü o öyle bir şey oynamıştı ki hocam yutmuş muydunuz yoksa yani böyle bizi mi oyaladınız? Unuttum, bunadım ben artık. Her şeyi unuttum. Ama buranın açılışında onu alt katta oynadığımızı hatırlıyor musunuz? Tabii. Güzel günlerdi. Bir de şimdi ben Kandemir Konuklu Artist Mektebi diye bir oyun yazmıştım ya. Şam müzikalinde Perran Kutman'la ben karşılıklı oynuyoruz. Yıllar sonra o oyunu Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda koydum. Perran'ın rolünü Günay, benim rolümü İlker oynuyor. Ama hocam dediler sen oynamadın ama ben de dedim küçük bir konuk sanatçı oynayacağım. Küçük bir rolde. Abi bunların ikisi bak emin ol Perran'la benden iyi oynadılar. Dedim ki ya hocam bırak Allah aşkına. Vallahi samimi söylüyorum. Dedim ki hayır. Şimdi bak kalabalıktayız Allah bırak Allah aşkına. Kendime övünç payı çıkartıyorum. Çünkü evrim böyle bir şeydir. Yani ne öğrenciler yetiştirmişiz ki bizden daha iyi oynuyorlar. Bu normal bir şey değil midir? Abi beni bile yetiştirdin. Estağfurullah yani. Abi. Affedersin. Estağfurullah. Sen BBC'den bile yetişmiş adamsın. Ha? Evet. Hocam, BBC. Uğur Bey size sürekli abi deyip duruyor. Aranızda çok mu şey var? Yaş farkı? Öyle aman bir yaş yok. Farkı yoktur bizim aramızda yok. Yani. Sadece bir şey anlatayım size. Müjdat bir ara yurt dışında filmler çekiyordu. Mısır'a gitti, Avustralya'ya gitti. Mısır'da Luxor'a gitmiş o Sphinx'lerin olduğu bölgeye. İşte kamerayı güneşe göre falan ayarlayın derken Sphinx oradan bir ayağa kalkıyor. Ya Müjdat neredeydin? diye bağırmaya başlıyor. Yani aramızda fark yoktur aslında. Yok yok. Yaş farkı yok. Fakat bunlar ben onların oynadığı karşılıklı bir kere Günay'la bir sahnemiz vardı. Bak yemin ediyorum bir gece gülmekten oynayamadım. Yeter yapma artık dedim ya. Sen. Bir de sahnede söyledi bunu. Aa yeter yapma artık kız dedi Günay. Vallahi. Aman birazcık paylaşsın bari Günay'da lütfen. Bu ikisinin Betül'le beraber de aynı oyundayız. Tabii. O ikisinin oynadığı bir sahne var o paylaşılamaz. hani paylaşılacak kısmıyla. Yok o. Vallahi. Öyle mi peki? O zaman başka kısım. Ama çok güzel oynadılar. Kapalı gişe oynadık canım. Çok. Ondan evvel Hababam oynadık. Evet. Şevki. Günay İnek Şaban'ı oynadı. 3 numaraya kafayı vurdurttu. Bütün sınıf öyle olsun diye hepsi 3 numaraya vurdururlar kafayı. Allah Allah.